Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan Sokağı etkinlikleri başladı. Çok sayıda Aksaraylı'nın çocuklarıyla birlikte Ramazan'ın ilk akşamında iftardan sonra büyük ilgi gösterdiği Ramazan Sokağı etkinlikleri Ramazan geleneği olan Hacivat Karagöz gösterisiyle başladı. Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği Ramazan Sokağı etkinliği Kültür Park Amfiteyatro'da başladı. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklerde Ramazan ayının ilk gününde çocuklar için Hacivat ve Karagöz gösterisi düzenlendi. Aksaray'da Ramazan ayı boyunca her gün çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Aksaray Belediyesi Ramazan Sokağı'nın ilk gününde çocuklar Hacivat, Karagöz, Palyaço, orta oyunlarıyla gönüllerince eğlendi. Ramazan Sokağı ile Ramazan ayının dolu dolu geçeceğini ifade eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, tüm Aksaray halkının bir kez daha Ramazan ayını kutlayarak şehrimizde geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan Sokağı'nda geleneklerimizi yaşatan etkinlikler düzenleyeceğiz. Tasavvuf konserleri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri, mahallelerimizde iftar programlarıyla bu yılda hep birlikte bir arada bir Ramazan geçireceğiz inşallah dedi. Aksaray Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Ramazan programı kapsamında Ramazan ayı boyunca geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları da başlıyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri bu kapsamda Büyük Bölcek Mahallesi ile birlikte tüm cadde ve sokaklarda yol, bakım, onarım ve kaldırım çalışmaları yapıyor. Yol yapım, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında önemli mesafe kaydeden Aksaray Belediyesi, halkın ulaşım kalitesini arttırmak için yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Büyük Bölcek ve Pamucak mahalleleri içerisinde cadde ve sokaklara bir yandan asfalt serimi yapılırken bir yandan da kaldırım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin biri Büyük Bölcek Mahallesi 2425, 2426, 2427. sokağın asfalt bakım ve onarım çalışmasını gerçekleştirirken diğer ekipler ise Pamucak Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması öncesi zemin iyileştirme çalışmaları yapıyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmaları, mevsim koşulları ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle şehir genelinde yıpranmış yollarda asfalt yenileme ve kaldırım bakım onarımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aksaray Belediyesi tarafından yaz döneminde futboldan tenise, el becerisi geliştirme kurslarından dini değerler eğitimine kadar 14 farklı branşta verilecek kurslar için kayıtlar başladı. 12 Mayıs'ta start alan yaz okulları 7 Eylül dönemine kadar iki farklı dönemde hizmet verecek. Sporun ve sporcunun gelişimi için her alanda hizmetlere imza atan Aksaray Belediyesi, gençlerin ve çocukların sporla yetişen, spor ahlakı ve spor kültürüne sahip bireyler olması için de çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi'nin 8-14 yaş arası çocuklara spor tesislerinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan yaz okulu kayıtları başladı. Aksaray Belediyesi Spor İşleri Müdürü Murat Koç, yaz okulu yeni dönem kayıtları hakkında bilgiler verirken, Aksaray Belediyesi'nin çocukların sosyal ve bedensel gelişimleriyle birlikte yaz tatilinin keyfini çıkartmanın yanında öğrenciler için sportif faaliyetlerin dışında geziler, yarışmalar ve sosyal aktivitelere de yer verdiğini söyledi. Her yıl yaptığımız gibi bu yılda Aksaray Belediyesi olarak yaz okulu kapsamında kayıtlarımız başladı. Bu kapsamda belediye olarak hem spor hem de eğitsel faaliyetler alanında AKMEK'le beraber bunu beraber işbirliği içerisinde yapacağız. Bunun içerisinde neler var? Futbol, tenis, yanı sıra AKMEK kurslarımız olacak. 12'ye yakın kursumuz var. Çocuklarımızın yaz boyu dolu dolu geçmesini sağlayacak. Bunların yanı sıra gezilerimiz olacak, yarışmalarımız olacak. Belediyemize ait bulunan 3 tane tesisimizde
Nakkaş Mahallesi'nde, Küçük Böcek Nakkaş Mahallesi'nde, Yunus Emre Mahallesi ve Genç Osman Parkı içerisinde bulunan tesislerimizde spor kurslarımız devam edecek. Bunun yanı sıra AKMEK kurslarımız da yine AKMEK binalarımızda devam edecek. Çocuklarımız dolu dolu bir yaz geçirecekler okul açılana kadar. 8-14 yaş grubu arasında olacak bunlar. Tenise hem erkek hem kız çocuklarımız gelecekler. Futbol erkek çocuklarımıza katılacaklar. 8-14 yaş aralığındaki bütün çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyoruz. Peki kayıt süresi ne zamana kadar devam ediyor? Kayıt süremiz devam ediyor. Bununla ilgili bir sınırlamamız yok. Belediye olarak imkanlarımız geniş. Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgın'ın destekleriyle beraber desteklerimiz devam ediyor. Kayıtlarımız da sürekli devam edecek. Kayıtlarda ilgili bir sınırlamamız yok. Kayıtlarımızda her yıl olduğu gibi sembolik bir ücret alıyoruz. 75 TL bir ücret alıyoruz. Bu ücret içerisinde neler var? Çocuklarımıza vereceğimiz çantamız, spor kıyafetlerimiz var. Bunun yanı sıra spor kıyafetlerin yanı sıra gezilerimiz var. Servis imkanlarımız var. Bunların hepsi ücrete dahil olacak. Bir kere mahsus alınan bir ücretimiz bu. Belediyemizin 3 tane spor kompleksimiz var. Nakkaş ve Küçük Böcek Mahallesi'ndeki tesislerimiz, Yunus Emre Mahallesi'ndeki şu anda mevcut burada bulunan tesisimiz ve TOKİ civarındaki Genç Osman Parkı içerisindeki tesisimizde kayıtlara ulaşabilirler. Bunun yanı sıra AKMEK kurslar içerisindeki yerlerden ulaşabilirler. Belediyemizde genel danışmadan ulaşabilirler. Kayıt formlarını alarak, kayıt formuna ilgili yerler doldurarak, ilgili evrakları hazırlayarak bize teslim edebilirler. Kayıtlarımız hem buraya getirebilirler hem de hafta sonu kayıtlarımız, kurslarımız hafta sonu devam ediyor. Cumartesi ve pazar günleri. Onun haricinde okul kapandıktan sonra hafta içi devam edecek. Hafta içi kurslarımız da haftanın 3 günü olacak. Diğer günlerde de AKMEK kursları olacak. Buradan kursumuza gelen gençlerimiz 1 ya da 3 kurs seçebilecekler. AKMEK kurslarımız okul kapandıktan sonra planlaması yapılacak. Seçilen kurslara göre, talebe göre, yerlere göre planlaması yapılacak. Okul kapandıktan sonra da spor haricinde kalan zamanlarında da buralarda AKMEK kurslarına devam edecekler. Bunun yanı sıra dini değerler eğitimimiz olacak. Çocuklarımız, gençlerimizle ilgili. Yani bunların hepsi gençlerimiz için, geleceğimiz için bir katkı sağlamak amacıyla. Aksaray bölgesinde hububat hasatı başlamazken Toprak Mahsulleri Ofisi 2018 dönemi hububat alım fiyatlarını açıkladı. Aksaray İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Aksaray'da hububat fiyatları belirlendi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nce bu yıl alınacak hububatların fiyat ve politikaları belirlendi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2018 dönemi hububat alım fiyat ve politikalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamaya göre bu yılın hasadı Mayıs ayının ilk haftasında Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde başladı. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımlarında Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 280 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda alım faaliyeti gösterecek. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmayan kesimlerin ise ürünleri üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla stoklarındaki ürünü 1 Kasım 2018'den itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satabilecek. Pazar günü dışında haftanın 6 günü alım yapılacak ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile protokol imzalayan lisanslı depolara ürün teslim eden üretici ve tüccar ürünlerini elektronik ürün senediyle satacak. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecek ve altyapısı uygun olan borsalarda alım yapacak. Üreticilerden bu yılda boşaltma ücreti alınmayacak ve böylelikle üretici ton başına ilave 7 lira gelir elde edecek. Aksaray İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Aksaray'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl alacağı hububatların cinsi ve ton alım fiyatları belirlendi. Açıklamaya göre 2018 hububat cins ve fiyatları. Makarnalık buğdaylarda makarnalık buğday 1100 Türk lirası. Düşük vasıflı makarnalık buğday ton alım fiyatı 920 Türk lirası. Ekmeklik buğdaylar Anadolu beyaz ve kırmızı sert buğday 1050 Türk lirası. Diğer beyaz ve kırmızı buğday 1000 Türk lirası. Düşük vasıflı ekmeklik buğday 870 Türk lirası. Arpa 825 Türk lirası. Çavdar, yulaf, tritikale 800 Türk lirası olarak belirlendi. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de bir haber bültenimizin daha sonuna geldik.
Sevgili seyirciler, diğer bir haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.